Allah sizden razı mı? Allah razı olsun deriz değil mi? Çok güzel bir duadır hepimiz için. Lakin Allah bizden razı mı? Bunu nereden anlarız? Biz Allah'tan razı mıyız? Allah'tan razı olmak ne demektir arkadaşlar? Allah'tan razı olmak bulunduğun halden memnun olmak, şükür halinde olmak demektir. Yani Allah'ın sana verdiklerinden memnun olma ona karşı minnettarlık hissetmen ben ne yaptım da bana bunları verdin demen e, Tabii ki güzel anlamda bakın başımıza kötü bir şey geldiğinde de başımıza kötü bir şeyler geldi ben ne yaptım da bana bunları verdin dersek e, razı olmakla isyana düşeriz e, ama güzel olanlar için ne yaptık biz Allah'a ne yaptık ki güzel olan şeylerin hepsini bize verdi ki sadece e, beden cihazlarına baktığımızda Eksiksiz, kusursuz bir bedenle, hislerle, latifelerle, ruhla, gönülle, kalple, nefesle, çiçekle, böcekle yani sayamayacağınız kadar nimete garp olmuşuz. Ve biz eğer Allah'tan memnunsak, şükür halindeysek, olana razıysak o halde Allah da bizden razı. Peki bunu psikolojiyle nasıl bağlantılayabiliriz? Pastoral terapi diyorum, din odaklı, İslamla terapi, Kur'anla terapi diyorum. Bu yoldan gitmeye çalışıyorum. Ee, psikolojide depresyona giriyorsanız eğer arkadaşlar, depresyon olması gerekeni isteyip olanı kabul etmeme halidir aslında. Olana karşısınızdır. Neden bu şekilde oluyor? Böyle olması gerekiyor diyorsunuzdur. Yani aslında parantez içerisinde Allah'tan razı değilsinizdir. Dolayısıyla e, olayları kontrol edebilecek gücünüz ve yetiniz olmadığı için kendinizi çaresiz hisseder. Olması gerekene gidemeyeceğinizi anlar. E, bir çemberin içerisinde dolanıp durduğunuzu düşünür ve depresyona girersiniz. Dolayısıyla Allah'tan razı olma hali Allah'a yani Allah'ın karına olan bir durumdan ziyade bizim karımız olan bir durumdur. Sağlıklı bir ruh hali için şükür halinde olmak diyor ya ne kadar az şükrediyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Bizim şükrümüze ihtiyacı yok lakin bizim şükretmeye ihtiyacımız var. Ve o da diyor ki senin buna ihtiyacın var şükret. Dolayısıyla sağlıklı bir ruh hali Sağlıklı bir beden sağlığı demektir. Sağlıklı bir beden sağlığı, sağlıklı bir ruh sağlığı, böyle birbirine kenetlenmiş zincirin halkaları gibi düşünün. Bir tanesinde sıkıntı olduğu zaman maalesef diğerlerini de etkiliyor. Dolayısıyla sağlıklı kalabilmek adına, huzurlu kalabilmek adına, dünyevi ve uhrevi e, kârı düşünebilmek adına ve Allah rızası için şükretmeyi unutmayın diyorum.